bir miktar indirim gelince davul zurna ile o indirimi duyuyorlar da, duyuruyorlar da zam haberlerini görmezden geliyorlar. İktidar medyasında e, hani kimseyi zorla çalıştırmıyorlar bildiğim kadarıyla. Aç mezar da yok, büyükler öyle söylerdi. Şimdi simit sat onurlu yaşa diye bir slogan var. E, o slogan simit satmak satabilmek zordur. Simit satarak hayatını sürdürmek de çok onurlu bir duruştur hakikaten. Belki tavsiye edilebilir. Ee, şimdi iktidar partisi vekilleri ne yaşandığını anlamıyor ya da nasıl savunabileceklerini bilmiyorlar. Bu yaşanan ağır ekonomik krizi. Marul alamıyor vatandaş marul yarım marul satılmaya başlandı. Onun bile yanından geçip gidiyor. Salata yapılamıyor ülkede. Mecliste bu hatırlatınca hatırlatılınca 6 Nisan'da e, meclis oturumunda marul e, gündeme getirilmiş muhalefet tarafından marul fiyatları. Tutanağı yayınlamış Bahadır Özgür de bir adet marulun 23 liraya çıkmasını bir AKP'li vekil para ediyor işte. Ne güzel diye savunmaya kalkmış. Ee, şöyle e, o tutanaktan aktarayım. Okumaya gayret edeyim. Ee, bakın e, ha bir tanesi bu. Erkan Aydın diyor ki arkadaşlar geçen yıl kilosunu Kaça alıyordunuz? AKP'den öncesi aynı paraya 20 kilo patlıcan alıyordunuz 20. Az utanın, azıcık utanın be diyor. CHP sıralarından alkışlar geliyor. Ali Şeker diyor ki CHP'li vekil bir kasa patlıcan alınıyordu. Bir kasa, bir kasa patlıcan. Erkan Aydın diyor ki: "Evet, turpun büyüğü heybede marul. Bakın şu gördüğünüz marul, tek bir adet marul 23 lira. 23." diyor. Mikrofon kapatılıyor. Erkan Aydın devam ediyor. "Efendim topluyorum." diyor. "Başkan Sayın Aydın, yani uzatma vereceğim de bunu meclisten aldım dediniz. Nereden aldınız?" diye soruyor. Erkan Aydın: "Meclisin kapısında hemen karşıda güvenlik caddesinden aldım." diyor. Marul konuşuluyor. Başkan ha karşıdan çıkıştan tamam diyor. Başkan anlamış nereden alındığını Marul'un. Erkan Aydın devam ediyor. Bakın şu gördüğünüz Marul'un aklımızda 10 kuruş 50 kuruş kalmış. Tanesi 23 lira beyefendiler diyor. O sırada kilis milletvekili Ahmet Salih Dal laf atıyor. Diyor ki yani siz gelseniz ne yapacaksınız? Malatya milletvekili AKP Malatya milletvekili Bülent tüfenkçi de diyor ki Doğru. Para ediyor işte. Ha, marul 23 lira. Yani para ediyor. E ne güzel işte. Diyor öyle bir derdi yok ki iktidar vekilinin. Vatandaş marul alamamış diye bir derdi yok açıkçası. Ha çiftçinin yanında mı durmuş oluyor böyle söyleyince? 23 liraya satılsa da marul çiftçi yine kar edemiyor. Çiftçi de zor durumda. Çiftçi mazota gübreye para yetiremiyor. Çiftçi de zor durumda, tüketici de zor durumda. Yani mutlu olan yok mutlu olan bir avuç azınlık bir de iktidar vekilleri durumun ya farkında değiller ya da savunacak bir artık bir yerinden tutacak durumu kalmadı savunma yapamıyorlar. Durum tam olarak böyle. Şimdi paraya ihtiyacımız var sıcak paraya. nereden gelirse gelsin. Bir şekilde döviz gelecek de memlekete seçime kadar durumu toparlamaya çalışacak iktidar. En azından toparlıyormuş görüntüsü verecek. Suudi Arabistan'la yakınlaştık. Biliyorsunuz dış politikada hani bir U dönüşü söz konusu oldu ve birçok ülkeyle yakınlaşıyoruz. Suudi Arabistan da bunlardan biri. Yalnız Suudi Arabistan da dedi ki yakınlaşma için yani sıcak para musluğunu açmak için bir şartımız var. Şu Kaşıkçı cinayetini fazla karıştırmayın. Biz de tam da öyle yaptık. Kaşıkçı cinayeti dosyasını Kapattık, dedik ki bundan sonrası Suudi Arabistan'ı ilgilendirir, Suudi Arabistan baksın. Muhalefet itiraz ediyor. Muhalefet diyor ki, e, Türkiye'nin itibarı hiç paraya pula değişilmez, parayla da ölçülmez. E, MHP lideri Bahçeli'ye sesleniyor, Kemal Kılıçdaroğlu. Diyor ki, e, nasıl bir milliyetçisin anlayabilmiş değilim. Bu olup bitenler ağrına gitmiyor mu? Considering the circumstances in the world bu davayı aldı Suudi Arabistan'a havale etti. Yargılamanın Suudi Arabistan'a nakledilmesi tamamen yasaya uygundur. İstanbul'da işlenen, Türkiye'de işlenen bir cinayetin Türk milleti adına kararı vermesi gereken mahkemenin itibarını, milletin itibarını Suudi Arabistan'a devrediyorsun. Egemenlik hakkını devrediyorsun. Burada Türkiye'nin yargı yetkisini devretmesi diye bir şey söz konusu değildir. Türkiye'nin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davayı kapatıp Suudi Arabistan'a devretmesi siyasette itibar polemiğinin fitilini ateşledi. Adalet Bakanı Bekir Bozda yargılamanın devredilmesi yasaldır dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na göre ise devredilen Türkiye'nin egemenliği. Ama bu devletin itibarını ayaklar altına alamazsınız. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir rezalet görülmedi. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın geçmişte kaşıkçı cinayeti için söylediklerini hatırlattı. Burada Arabistan belgeleri dinlemek istedi ama bir de almak istedi. Ya, kusura bakmayın dedi. O kadar değil. Dinletiriz gösteririz ama vermeyiz. Bunlar dünyayı enayi zannediyor. Enayi diyordu onlara. Şimdi enayinin de kim olduğu ortaya çıktı. Devletin egemenlik hakkını Suudi Arabistan'a kimlerin devrettiği de ortaya çıktı. Ne için? Para için. Kılıçdaroğlu Türkiye'nin kaşıkçı davasına para karşılığında devrettiğini iddia etti. Sözleri sertti. Hedefinde MHP lideri Bahçeli vardı. Kaşıkçı davasını kasten çarpıtanlar Türkiye'nin 3-5 kuruşa adaleti sattığını iddia edenler zillettedir. Ya biz bu memleketi kurarken, savaş meydanlarında, Gönk Bayrında, Sakarya'da mücadele ederken Allah aşkına para için mi yaptık ya? Ya bu devletin itibarı için yaptık. Egemenlik hakkını vereceksin, sen yargıla diyeceksin. Ben yargılayamıyorum. Niçin? Para var işin ucunda. Bahçeli de buna evet diyecek. Nasıl milliyetçiyse anlayamadık. Ah Naim Şahin izleyicimiz bizi izlediği için teşekkür ederim diyor ki aklı kısa kardeşim devletler arasındaki ilişkileri anlamadığım belli ortada devletler önce tartışma yaparlar sonra söylemler değişir işte çıkarlar geçerlidir ee, hani aklım kısa mı bilmem belki de kısadır aklım yetmiyor bu işlere Naim Bey bizim aklımız yetmiyor bu işlere hani. Dik dur diye bir slogan var ya, ne demek dik durmak? Nasıl dik duruyor bir devlet? Ben söylemiyorum. Yani para karşılığında bu dosyanın kapatıldığına dair e, içeride konuşulanlar var. Tavsiye ederim. AK, e, bir AK Parti içinde neler olup bittiğine bakın. AKP yönetiminden biri, AKP içinden önemli bir isim, Yaşananları Halk TV, KomTR muhabiri Seyhan Avşar'a anlattı isim verilmemek kaydıyla Türkiye'nin Amerika kadar güçlü bir devlet olmadığı için bu karar karşılığında Türkiye'ye de para da gelebileceği bilindiği için dosyanın kapatılmış olduğunu söyledi. İşte anlattıkları. Kaşıkçı cinayetinin perde arkasında neler oldu? İddia edildiği gibi dosya karşılığında Türkiye'ye para gelecek mi? Hal TV.com.tr muhabiri Seyhan Avşar bu soruları AKP'li üst düzey bir isme yöneltti, aldığı cevapları yazdı. Avşar'ın aldığı bilgiye göre Kral Selman cinayet dosyasının kapatılması için Türkiye'ye ne istiyorsa vermeye hazır. Konu kamuoyunda Türkiye'ye Suudi Arabistan'dan para gelecek diye tartışılıyor. Bu çok sığ bir bakış açısı. Sonuç olarak evet para da gelir. Ama esas mesele bu değil. Zaten bu para Erdoğan'ın cebine mi girecek? Zaten Erdoğan'a sorarsan ekonomimiz kötü değil ki. Söz konusu yetkili kararı savunurken, Türkiye'nin yeni bir dünya düzeni kurmak zorunda olduğunu belirtti, kartlarını en iyi şekilde dağıtması gerekiyor, dedi. sanıklar olmadan yargılama yapılıyordu. Sanıkların ifadesi dahi anlamadı. Türk mahkemeleri karar veremez durumdaydı. Dört yıldır bu dosyada bir yol anlamıyordu. Sadece bu davadan dolayı iki ülkenin arası bozuk mu kalsaydı? Bu Suudilerin Türkiye'de ilk cinayeti, ancak dünyada ilk cinayetleri değil, başka ülkelerde de cinayet ve kaçırma vakaları var. Türkiye'nin Amerika kadar güçlü bir devlet olmadığını söyleyen yetkili, adalet tesis edebilmek için de güçlü olmak gerekir. Türkiye onlar kadar güçlü olsaydı durum daha farklı olurdu dedi. Büyük konuşmak için güçlü olmak gerekiyor. Bizim bir yaptırım mekanizmamız yok. Bu dosya gitti diye, Prens Selman aklandı diye bir şey yok. Peki Prens Selman'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yan yana görür müyüz? Bu soru da soruldu AKP'li yetkiliye. Olabilir yanıtını verdi ve ekledi. Uluslararası ilişkilerde her şey mümkün. Ancak bu durum bizi üzer. Niye bozuldu o zaman? Yani e, Suriye İç Savaşı'nda Türkiye'nin yıllar boyunca sürdürdüğü politikanın ülkemize nasıl zarar verdiği ortada. Ülkeler arasındaki ilişkilerde bu tür şeyler olur demeye getiriyorlar şimdi. Maalesef durum bu. Ülkenin gidişatından ülkeyi yönetenlerin haberi olmaz mı? Olur. Bu gidişatı önleyebilecek güce sahipler mi? Birazdan bekliyoruz sarayda açıklama yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Emeklinin bayram ikramiyesiyle ilgili bir düzenleme olacak mı? Ne söyleyecek? Hepimizi ilgilendiren bir şey olursa canlı yayınlayacağız biz de elbette. Şimdi çok mutlu bir aile göstereceğim size. O kadar mutlular ki, o kadar rahatlar ki ne güzel. Allah devamını getirsin. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kardeşi, kızı